Arkadaşlar, bildiğiniz gibi İslam dünyasında bazı kavramlara batıl ve hurafe olarak karşı çıkılır. Bunların İslam dininde olmadığı söylenir. Evet, gerçekten bazı şeyler İslam dininde olmadığı halde sonradan bu dinin içine katılmış, uyarlanmıştır. Bunlar söylediğim gibi hurafe ve batıl olarak nitelenir. Amma ve lakin bazı kavramlar da vardır ki bunlar gerçekten İslam dininin bünyesinde olduğu halde, Kur'an ayetlerinde açık açık ifade edildiği halde, özellikle günümüz İslam dünyasında bunların da hurafe olduğu, batıl olduğu, İslam'a ait olmadığı iddia edilir. Mesela uğursuzluk ve uğur hususu bunlardan birisidir. Özellikle Türkiye'de böyle ciddi olarak İslam diniyle ilgilenen, İslam'ı orijinaline yakın şekilde yaşamaya çalışan cemaatlerin mensuplarına, hacı hoca kısmına sorarsanız, onlar size bunların hurafe olduğunu söyleyecektir. Mesela uğursuzluk diye bir şey var mı İslam dininde diye sorduğunuzda, hayır efendim, bunlar hurafedir. Uğurmuş, uğursuzlukmuş, böyle bir şey yoktur. Her şey Allah'ın dilemesiyle olur diyeceklerdir. Bunun haricinde biliyorsunuz Türk toplumunda Allah'ın gökte olduğuna dair söylemler, deyimler vardır. Yukarıda Allah var türü. Bunların da hurafe olduğunu, batıl olduğunu iddia eder bunlar. Amma ve lakin Kur'an'a baktığınızda Allah'ın gökte olduğuyla alakalı zibilyon tane ayet vardır. Peki nasıl oluyor da bu kendine orijin İslamcı diyen bu takım Kur'an'da ve hadislerde geçen bu tür kavramları hurafe olarak niteliyor? Çok basit. Allah'ı gözlerinde o kadar büyütüyorlar ki onu koruyabilmek için onun dahi söylemediği, Kur'an'da dahi geçmeyen şeyleri varmış gibi lanse ederek Allah'ı olduğundan daha farklı, İslam dininde olduğundan çok daha farklı göstermeye çalışıyorlar. Bunu yapmalarının temel bir sebebi de insanların din gerçeğiyle yüzleşmesini önlemek. Çünkü insanlar bunları da sorguluyor. Kardeşim, Allah'ın bir mekanı nasıl olabilir? Hani mekandan münezzehti vesaire dediklerinde, hayır, öyle bir şey yok. O senin bahsettiğin ayetler aslında öyle değil. Onların derin manalarına indiğimizde Allah'ın gökte değil, her yerde olduğunu görüyoruz. Yersen. Bu tür iddialarda bulunuyorlar. Neyse değerli arkadaşlar, bugün ben uğursuzluk kavramının üzerinde duracağım. Kur'an'da bir ayette bu uğursuzluk kavramı geçiyor. Aslında bir ayette değil, birçok ayette geçiyor da. Bugün spesifik olarak bir ayetin üzerinde duracağım ben. Ve özellikle ayetin tefsir açıklamalarına bakacağız. Çünkü ayeti kafasına göre herkes yorumluyor. Onu yapmak çok basit, biliyorsunuz. Sanki Allah kendini açıklayamıyormuş gibi herkes Allah'ın sözünden farklı bir çıkarım yapıyor. Evet, konuya geçelim. Ayetimiz Fussilet suresinin 16. ayeti. Şöyle deniliyor. Rezillik azabını onlara dünya hayatında tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise çok daha alçaltıcıdır ve onlar yardımda görmezler. İlk olarak Dürrül Mensur'a bakıyorum. Şöyle deniliyor. Abd bin Humeyd ve İbn-i Münzir'in bildirdiğine göre Kur'an'da geçen bütün yıldırım ifadeleri azap anlamına gelir. Abdurrezzak ve Humeyd'in bildirdiğine göre Kade'de Ad ve Samud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım ayetini açıklarken vesaire, burada da soğuk bir rüzgar açıklamasını yapmıştır. Buradaki şu ifadede uğursuz, sıkıntılı anlamlarına gelir demiş Kate'de. Yani bu ayette geçen uğursuzluk kısmının gerçekten uğursuz anlamına geldiğini, İslam dininde böyle bir şeyin olmadığını iddia etmeyerek gerçekten de ayette bu kavramın geçtiğini ifade etmiş Kate'de. Abd bin Humeyd'in bildirdiğine göre Mücahit, bu da önemli bir alim, ayeti uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik şeklinde açıklamıştır. Ne zaman gönderilmiş kasırga? Uğursuz günlerde arkadaşlar. Yani İslamcıların, özellikle günümüzdeki İslam bilginlerinin orijin olduğunu iddia edenlerin, İslam'da uğursuzluk yoktur, bunlar hurafedir dediği uğursuzluğun bu ayette olduğunu Katede'den sonra Mücahit de, bunlar çok önemli alimler, beyan etmiştir. İkrime, bu da oldukça önemli bir alim. O da ayet açıklarken burada uğursuz günlerde şeklinde ifadenin geçtiğini beyan etmiş. Benzer şekilde İbni Ebi Hatim'in bildirdiğine göre İbni Abbas. Kim? İbni Abbas. Yani Muhammed'in amcası da ayeti açıklarken burada uğursuz günlerde ifadesinin geçtiğini belirtmiştir. Yine İbn Abbas, Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu gösterdik vesaire demiş. Bu konumuzla alakalı değil. Yani arkadaşlar, 1. İbn Abbas, 2. Katede, 3. Mücahit, 4. İkrime. Bunların tamamı İslam dininde uğursuzluk kavramının var olduğunu kabul etmişler, onaylamışlar ve bu ayette de uğursuz günler ifadesinin geçtiğini
beyan etmişler. Dolayısıyla İslam'da uğursuzluk yoktur, uğur yoktur, bunlar hurafedir diyenlerin sözlerine aldanmayacaksınız. Saf Anadolu insanının kullanmış olduğu bazı o saf ifadelerin, saf olduğu iddia edilen ifadelerin kökeni esasında orijinal dini bilgilere dayanır. Nesilden nesile aktarılmıştır. Uğursuzluk da bunlardan birisidir. Yukarıda Allah var söylemi de bunlardan birisidir. İkisi de İslam dininde olan, hurafe olmayan, tabii ki hurafe olmayan derken, yani İslam dininde olmadığı iddia edildiği için bu açıdan hurafe değil. Yoksa elbette bunlar uydurma, hurafe, gerçekle herhangi bir alakası yok. Din uydurma olduğu için. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bir de Taberi, Kurtubi, Razi bu konuyla alakalı hangi açıklamaları yapmış? Onlara bakalım. Bakalım Kurtubi uğursuzluk hususuyla alakalı bir açıklama yapmış mı? Evet yapmış. Şu kısımda. Uğursuz günlerde onlar için uğurlu olmayan günlerde anlamındadır. Yani uğursuz günler onlar için uğurlu olmayan günlerdir anlamında. Yani uğursuz anlamında. Bu açıklamayı Mücahit ve Kadede yapmıştır diyor Kurtubi. Bu günler Şevval'in son günlerinden çarşambadan bir dahaki çarşambaya kadar devam etmişti. Bakın burada uğursuz günlerin hangi günler olduğu da belirtiliyor. Şevval'in son günlerinden çarşambadan bir sonraki çarşambaya kadar olan kısım uğursuz günlermiş. Ama onlar için uğursuz günlermiş. Herkes için değil. Bazı günler bazı insanlar için uğursuz olabiliyormuş demek ki. Yüce Allah'ın o rüzgarı onlara 7 gece ve 8 gün peş peşe musallat kıldık. Ayeti bunu anlatmaktadır. İbn Abbas dedi ki, azap edilen her bir kavim mutlaka çarşamba günü azaba uğratılmıştır. Demek ki çarşamba günü kafirler için uğursuz bir gün. Müslümanlar için de benzer şekilde uğursuz günler, uğurlu günler var demek ki. Yani Müslümanlar şunu diyemez. Kardeşim İslam dininde uğursuzluk yok ama kafirler için var. Ulan kamil misiniz siz? Kafirler için var olduğunu Allah beyan ediyor. Onlar için uğursuz günler var. İslam'da uğursuz günler yok derseniz kafir olursunuz. Uğursuzluk kavramı var çünkü. Mesela şeytan yok. Niye? Şeytan çünkü kafirlere hizmet ediyor. O yüzden şeytan yok derseniz ne olursunuz? Kafir olursunuz. Zındık olursunuz. Bu konuda bunun gibi değerli arkadaşlar var yani. Bu ayetteki uğursuz lafzının soğuk günler anlamına geldiği de söylenmiştir. Yani değerli arkadaşlar soğuk olan günler uğursuzmuş. Buradan bu anlam çıkıyor. Bu açıklamayı Nekkaş yapmış. Çok şiddetli ve çetin anlamına geldiğini ifade etmişler. Peş peşe gelen anlamına geldiğini ifade etmişler. Tozlu, dumanlı vesaire olduğunu ifade etmişler. Taberi konuyla alakalı açıklama yapmış. Bu açıklamada da uğursuzluk İslam dininde yoktur tarzı bir beyana ben rastlamadım. Bu sebeple biz de onların üzerine birbirlerini takiben o uğursuz ve dehşetli günlerde uğultu çıkaran dehşetli rüzgarları gönderdik. Ayetin açıklamasını bu şekilde yapmış Taberi. Aynı ayette geçen ifadeyi tekrarlamış. Yani efendim İslam'da uğursuzluk yoktur. Ayetin bu kelimesinin 36. manasına göre burada aslında hayırsızlık vardır, zart vardır, zurt vardır diyerek kıvırmamış. Evet arkadaşlar bugün kısaca bu konuya değinmiş olduk. Demek ki neymiş değerli arkadaşlar? Sağda solda görmüş olduğunuz İslamcıların orijin olarak İslam'ı yaşamaya gayret gösterdiğini görmüş olduğunuz gruplar dahi olsa bunlar İslam dininde var olan bazı gerçekleri inkar edebiliyorlarmış. Uğursuzluk gibi, uğur gibi, Allah'ın gökte olması gibi, Allah'ın zamana ve mekana sahip olması gibi bu tür gerçekleri bunlar inkar edebiliyormuş veya yanlış bilebiliyormuş veyahut bile bile çarpıtarak İslam'ı, Allah'ı korumak için buradan menfaat elde etmeyi güdebiliyormuş. Bugün bunu öğrenmiş olduk. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.